teşekkür ederim. Evet, sizinle matematikte devam ediyoruz. Standart olmayan ölçme araçları. Tahtayı defterinize yazın. Hadi ben duruyorum. Yazdın mı? Aferin sana. Şimdi standart olmayan ölçme araçlarını sıradan anlatmaya başlayayım. Adım. Ayak adım. Ayak adım. İkisini çok karıştırıyorsunuz. Şimdi çocuklar, biliyorsunuz. Şöyle çizerek göstereyim. Bakın, bu çocuk daha uzun bacakları varsa, şu çocuğun da daha kısa bacakları varken, adım atarken bunun adımı daha uzun olacaktır. Bunun adımı da daha kısa olacaktır. Adım dediğimiz şeyi terliklerimle göstereceğim size. Evet, doğru duydunuz. Terliklerimle göstereceğim. Çünkü şu an ayaklarımı görmüyorsunuz. Evet, gösteriyorum. Hazır mısınız? Şimdi çocuklar bakın. Adım demek, insanlar hani yürürken adım atıyorlar ya böyle. Hop, şöyle düşün. Bu benim ayağımda düşün. Tamam mı? Adım atacağım. Hazır mısın? Bak şimdi bak. Adım attım. Terliklerin uçlarına dikkat et. Uçları arasındaki mesafe benim adımım oluyor. Tamam mı? Attım. 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 Böyle gidiyorum. Tamam mı? Buna ben adım diyorum. Ayak da şu çocuklar. Ayakları da bu şekilde birbirlerine yapışık bir şekilde. Bu şey dur, tahtayı silmeden yapayım. Şurası görünüyor mu? Görünüyor. Heh. Bak, koydum. Koydum. Bir. Dur. Burası kaç adımmış sayalım. Bir. İki. Üç. Dört. İşte bu ayak çocuklar. Ayak. Adım da şöyle. Diyelim ki yan yana ayaklarım. Heh. Diyelim ki ayaklarım yan yana. Ben bak adım atacağım. Adım. Gördünüz mü? Adım. Ama ayakla ölçerken bu şekilde ölçüyorum bak. Burada yan yana var ya. Bunu hemen dibine yapıştırıyorum. Ayak. 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 Mesela bu tahta kaç ayakmış? 3 ayak. Şimdi benim ayak numaramla senin ayak numaran aynı mı? Değil, değil mi? Aynı olmadığı için de işte standart olmayan ölçü birimi diyoruz. Yani benim ayak burada 3 çıktıysa senin belki daha küçük ayakların olduğu için daha fazla çıkacaktır. O yüzden işte biz diyoruz ki siz standart değilsiniz. Bak bunu tekrar ediyorum lütfen. Bunu karıştırma. Tamam mı? Bir daha gösteriyorum. Ayaklarım yan yana. Tamam mı? Ayaklarım burada yan yana. Bunu attım. Adım atıyorum bak. Adım. Adımlarımın arasındaki mesafe. Bu şekilde hesaplıyorum. Tamam mı? Veya ayak. Bak. Yan yana. İki ayağım da yan yana. Ayak dediğimiz şey de bu. Bak. Bir. İki. Üç. Bu şekilde birbirlerine yapışık olacaklar. İkisini karıştırmayın. Tamam mı? Devam edelim. Kulaç. Şöyle bir kulacımızı açalım. Aç 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 aç. Oh ne güzel. Sabah uyanınca şöyle bir esniyoruz, bir rahatlıyoruz değil mi çocuklar? Aç 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 aç. Bakın kulaçla da bu şekilde ölçüyorum çocuklar. Duvarı ölçüyorum şu anda. Benim kulacım duvardaki bu kadar kısmı kapladı. Sen daha minik olduğun için sen daha az alan kaplarsın. O yüzden biz diyoruz ki bunlar standart değiller. Yani uzunluklar bir kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela bakın. Bıdının kalbi, hatırlıyor musunuz? Bakın bıdının kulaçlarıyla. Benim kulaçlarım aynı mı? Değil, değil mi? Bıdı küçük. Bak onun küçük kulaçları var. Benimse daha büyük kulaçlarım var. O zaman gelin size bir kulaç sarılayım. Gelin 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 gelin. Yerim sizi. Evet, bu da kulaç çocuklar. Sonra karış. Karış da ne biliyor musunuz çocuklar? Şu küçük parmağımla baş parmağım arasındaki mesafe. Tamam mı? Bu işte bir karış deniyor buna. Bir karış. Eskiden bunu ne yapıyorlarmış biliyor musunuz çocuklar? Mesela kumaşçıya gidip kumaş alıyorsun. O kumaşla da kendine kıyafet diktiriyorsun. Kumaşçıya gittiğinde kumaş şöyle, kumaşı ölçerken
karışıyla ölçüyorlarmış insana. Hadi gelin göstereyim size karışı da. Buradayım yine. Tahtayı karışla ölçeceğim. Açıyorum böyle ördek gibi, ördek ayağı gibi. Açtım mı? Küçük parmağımla baş parmağım arasındaki mesafe. Açtım. Küçüğü buraya koyuyorum. Büyüğü atıyorum. Küçüğü buraya koyuyorum. Büyüğü atıyorum. Küçüğü buraya atıyorum. Büyüğü koyuyorum. Buna da biz karış diyoruz, tamam mı? Peki parmak ne demek? Parmak da şu çocuklar. Parmağın genişliğini alacaksınız. Uzunluğunu değil. Bak. Ne yapıyoruz? Mesela biz kelime yazarken ben ne diyorum size çocuklar? Araya bir parmak boşluk bırakın diyordum. Bakın işte bu boşluk, o boşluk. Görüyor musunuz? Bir parmak. Küçücük küçücük şeyleri böyle ölçmek için eskiden böyle parmak hesabı kullanılıyormuş. Güzel mi? Bence güzel, değil mi? Şimdi sizinle beraber buradaki etkinliği yapalım. Şurayı sileyim ben. Karıştırmanızı istemediğim şey adım ayak, adım ayak. Orada karıştığı zaman benim terliklerim gelsin aklınıza, tamam mı? Bu neydi? Ayak. Bak, ayaklar yapışık birbirine. Ayaklar yapışık. Adım. Biraz daha mesafe var aralarında. Ayak. Adım. Ayak. Adım. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Adım. Şimdi. Silgi çocuklar. Silgiyi ben adımla mı, ayakla mı, kulaçla mı, karışla mı, parmakla mı? Neyle ölçerim silgiyi? En mantıklı. Bir silgiyi kulacımla ölçebilir miyim? Doğru. Peki silgiyi karışımla ölçebilir miyim? Doğru. Peki kulacı silgiyi ben adımımla ölçer miyim? Ölçmem. Neyle ölçerim? Parmakla ölçerim, değil mi? Silginin üzerine koyarım parmağımı. Mesela dur, şu an silgi yok da burada. Mesela bu silgi olsun. Diyelim ki silgi. Koydum üstte parmağımı. 1, 2, 1, 2, 3. 3 parmak uzunluğunda. Tamam mı? Küçücük şeyleri böyle parmakla. Parmak kadar küçük düşünün. Tamam mı? Ne yapıyoruz o zaman? Parmakla silgiyi eşleştiriyoruz. Hadi siz de eşleştirin. Koridorun uzunluğu. Şimdi uzun mu uzun bir koridor düşünün. Biz o koridoru karışla mı ölçeriz? Çok uzun sürer, değil mi? Bir de koridora böyle tek 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 uzun sürer. Daha kolay bir şey bulalım. Ne? Adım, değil mi çocuklar? Adım, ayaklarım bunlar. Tamam mı? Ne yapıyorum? Bak böyle. Bak, adım attım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde ne yaparım? Koridoru daha hızlı ölçerim. Değil mi? Aynen, aferin. O zaman koridoru ben adım ile ölçerim. Devam ediyorum. Defterin genişliği. Normal standart bir defter düşünün, tamam mı çocuklar? Bu benim bir defterim mesela, bu benim. Bir öğrencim almıştı bana. Şimdi bu defteri biz neyle ölçeriz? Bakın karışıma. Benim tam bir karışım kadarmış bu defter. Senin kaç karışın kadar olur? Düşün bakalım. Senin elin benim elimden daha küçük. Düşün. Bunu düşün, tamam mı? Peki o zaman ne diyoruz, defteri neyle ölçelim? En mantıklı karışla. Tabii şey dediğinizi duyar gibiyim. Öğretmenim, ya defterimiz küçükse? Haklısınız. Mesela böyle küçük bir defterse de, o zaman da diyelim ki defterin bu kısmını ölçmek istiyoruz. Daha küçük şeyleri neyle ölçüyorduk? Bir parmak boşluk koyarak böyle tık 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 ölçeriz. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani orada şey, boyutuna bakacaksınız. Büyüklüğüne bakacaksınız. Onu düşünerek hareket edin. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Ne diyor? Sınıf tahtası diyor. Tahtayı düşünün çocuklar. Sınıftaki normal eğitime gidiyorsunuz ya, okula. Oradaki tahtayı düşünün. Oradaki tahtayı en mantıklı neyle ölçeriz? Yine size bir kulaç. Sarılayım şöyle. Yerim size bir kulaç. Kulaç da değil mi, tahtayı da?
En mantıklı. Dırım 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 dırım. Kulaçlar. Peki halının genişliği diyor. Şimdi hepimizin evinde halı var değil mi? Halının genişliğinden bahsediyoruz. Genişlik. Biz o genişliği neyle ölçeriz? Düşünün. Parmakla ölçebilir miyiz? Oo, ölçeriz de çok zaman alır değil mi? En pratiğini düşünelim. En hızlı alabileceğimiz. Şey yapalım mı? Ayakla. Ayakla halının genişliğini ölçelim mi? Bak bir. Bu şekilde halının üstünde böyle 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 yürürüz. Buluruz kaç ayak olduğunu. Değil mi? Ne yapıyormuşuz? Halının genişliğini de diyoruz ki ayakla. Evet, bu dersi dikkatle dinlediğiniz için size aferin. Adımla ayağı karıştırmayın. O zaman bir sonraki ders görüşürüz. Hoşça kalın.